Merhabalar. Çok teşekkürler. Fed'le başlayalım isterseniz. Fed'in faizi Eylül'de indirme kapıyı açması sonrası New York borsası da yükselişe kapattı. Powell'ın başlıklarında öne çıkanlar neydi sizce? Piyasayı nasıl etkileyecek? Altın tarafına bir etkisi olacak mı? Hem borsa hem altın cephesinde neler öngörürsünüz? Evet, dün aslında küresel piyasalar açısından oldukça önemli bir dönemeçten geçildi. Fed ilk defa bir sonraki toplantıda faiz indirimini masaya yatıracağını ifade etti. Piyasalar zaten halihazırda baktığımız zaman bunu tam anlamıyla fiyatladığını söyleyebilirim. Toplantı öncesinde bu yıllık 4 toplantı vardı. İşte ilkinde, yani dünkünde bir faiz değişikliği beklenmiyordu. Bundan sonraki süreçte de 3 faiz indirimi olarak öngörülüyordu. Bugün itibariyle baktığım zaman ise aslında yine aynı şekilde var. Sadece bu beklentiler biraz daha güçlenmiş durumda. Yani bu tabii ki değerli madenler tarafında da pozitif yönde bir ivmelenmeyi beraberinde getirdi. ABD tarafındaki endekslerde de keza aynı şekilde. Ama yani genel olarak bakmak gerekirse şimdi bu tarafta aslında Haziran ayı enflasyonu Fed'in yani bir anda bu yıl hiç faiz indirimi olmayabilirden bu yıl 3 faiz indirimine gidilebilir ihtimalini arttırdı. Tabii ki ABD tarafında siyasi olarak da önemli bir dönemin başlangıcı olacak yılın 3. çeyreği. Ama bu süreçte baktığımız zaman evet Eylül'de bir faiz indirimi gelebilir ama bu yılın 3 faiz indirimi gelmesi için fazla da olumlu düşündüğümü söyleyemem. Neden? Çünkü yani dönemsel olarak baktığımız zaman enflasyon verilerini etkileyen belli başlı unsurlar var. Ki burada da Mayıs ayında aslında enflasyonun beklenti üzerine gelerek bunu net bir şekilde karşıladığını görmüştük. Temmuz ayında beklenti altı gelen bir enflasyon vardı. Zaten ondan sonra piyasalar Eylül'de faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Bence bu süreçten sonra gelecek verilerin faiz konusunda indirmenin önündeki en büyük varsayımlardan bir tanesi olacak. Eğer biz hala enflasyonun binde 2'lerin üzerinde bir enflasyon fiyatlamasıyla karşılaşırsak bence bu yıl 3 faiz indirimi biraz daha iyimser bir senaryo olabilir. Biraz daha tabii ki temkinli durmak da yarar var. Özellikle bu yıl sanki 2 faiz indirimi olacakmış gibi piyasada biraz daha pozisyon almak yatırımcılar açısından olası bir negatif durumda volatiliteden çok da negatif etkilenmemesi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki bunlar sadece bir ihtimal. Şu an için baktığımız kadarıyla piyasa 3 tane faiz indirimini fiyatlıyor. Altın tarafında yani rekor seviyeleri görüyoruz. Yine Nasdaq tarafında baktığımız zaman keza aynı şekilde ve altın tarafında yılın geri kalanında da yeni rekor seviyeleri görmeye devam edeceğiz ki burada da zaten $2.800 seviyesi bizim en yakından takip ettiğimiz yıl sonunda ulaşılması beklenen önemli bir seviye olduğunu söyleyebilirim Berfin Hanım. Evet, şimdi yurt içine dönecektim ama siz başka bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, yani ben sadece şey diyeceğim, Ahmet Bey ne düşünür bilmiyorum. Sanki böyle bir Trump'ın da sakın ha faizleri indirmeyin filan gibi böyle bir şeyi vardı. Hani Fed'den de indirmeden ama indiririz herhalde gibi bir mesaj geldi. Bir parça sanki bu tarafları da dikkate alınıyor diye düşünüyorum. Onun için önümüzdeki dönemde yurt dışı piyasalar, Amerikan piyasaları nasıl bir havada olur? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya evet, aslında bu taraf detaylı bakılması gereken yerlerden bir tanesi. Çünkü geçtiğimiz haftalara kadar Trump'ın aslında Biden karşısında önemli bir üstünlükte başkan olabileceğini fiyatlıyorduk. Ama bir anda başkanlıktan geri çekilme oldu. Adaylıktan geri çekilme oldu. Ve bir anda Trump aslında Trump'a rakip doğacak bir seçim adayı çıktı ki burada aslında biraz daha fiyatlamalarda tabii belirsizliğini korudu. Şimdi Trump gelirse ne olur? Ya ilk başta baktığımız zaman zaten ABD tarafındaki biraz daha iyimser tarafın senaryonun arttığını söyleyebiliriz. Ama burada Trump gelmesi tabii ki biraz daha özellikle Fed tarafında veya diğer tarafta biraz daha baskı uyandırabilir ki eğer Trump'ın seçilmesi burada biraz daha faiz indirimlerine olan yaklaşımı biraz daha arttıracaktır diye düşünüyorum Fed tarafında. Tabii ki burada da bağımsızlık ne durumda olur ona da biraz daha bakmak gerekiyor. Peki o zaman eyvallah. Borsa İstanbul'a da bir bakalım isterseniz yavaş yavaş. Bir ayı geride bıraktık Temmuz'da. Temmuz'daki performansı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani Ağustos'ta artık 11.000 puanın üzerinde bir Borsa İstanbul'u konuşmamız mümkün olur mu? Ve Ağustos'ta hangi sektörlerin yıldızı parlayacak dersiniz tabiri caizse? Evet, yani Borsa İstanbul'da baktığımız zaman yeni rekor seviyelerden sonra son iki haftalık süreçte bir düzeltme dönemi görüyoruz. Dün de 55 günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekildik. Her ne kadar buradan tepki alsak da bu tepki hareketi fazla güçlü olmadı. Şimdi genel olarak bakmak gerekirse yabancı yatırımcı dedik. Temmuz ayında evet net tarafta yaklaşık olarak 225 milyon dolarlık alıcı, ama yılbaşına itibaren baktığımız zaman da fazla da yılbaşına beklediğimiz performansı gösterebilmiş bir yabancı yatırımcı kitlesi yok. Belki bu süreçten sonra biraz daha ağırlığını arttırabilir, ama hafta sonu ve bu hafta yaşanan gelişmeler oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ben. Borsa İstanbul'dan bağımsız olarak siyasi tarafta ve jeopolitik tarafa baktığımız zaman biraz daha ülkeler arasında o gerilimin tırmanacağını, tabii ki burada da riskli varlıklarda fiyatlamanın uluslararası yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına tercih etmeme nedenlerinden bir tanesi olabilir. Tabii ki burada sürecin nasıl yönetileceği çok önemli. Özellikle İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler bakımından bakıldığı zaman bu süreçten sonra tabii gerilimin daha da tırmanmaması borsa açısından daha ılımlı bir seyir olur. Ama gerilim tırmanmaya devam ederse ve Orta Doğu tarafında jeopolitik gerilim daha da artış gösterirse ve tabii şu etken çok önemli ki Trump seçilmezse bence biraz daha Borsa İstanbul tarafında yeni bir senaryonun başlangıcı olabilir. Ama şu an için bakmak gerekirse biraz daha Borsa İstanbul'daki şirketler dezenflasyonist süreci geçtiğimiz ay itibariyle fiyatladığını söyleyebilirim. Ama burada baktığımız zaman büyümeden biraz daha ödün verilmesi sanayi şirketleri tarafından yavaşlamaya işaret etti. Bankacılık sektörü yılın ilk 6 ayında zaten çok iyi geldi. Artık bu süreçten sonra yavaş yavaş dinlenme, belki kamu bankalarıyla yabancı bankaların öne çıktığı bir dönem olabilir diğer Türk özel sermayeli bankalarına nazaran. Bunun ayrıcalığında, yani bunun diğer tarafına baktığımız zaman da sektör ayrışmasının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz ve gelecek dönemde faiz indirim sürecinin daha da söylemlerin artmasıyla birlikte sanayi endeksinin bankacılık endeksi karşısında önemli bir değer kazanımına girebileceğini söylüyorum. Yani bu tarafta eğer yatırımcılar bir portföy oluşumu yapacaksa bankacılık sektöründeki geçtiğimiz aylara nazaran ağırlığını bir miktar azaltabilir. Sanayi tarafındaki hisselere verebilir ki burada sanayi tarafına baktığımız zaman da şu an için belki de en olumlu gördüğüm beyaz çimento, taş toprak çimento endeksi, otomotiv, yan sanayi tarafı ve bunun beraberinde sektör bazlı olmasa da belli başlı şirketlerde ben bir pozitif tarafta, özellikle faiz indirim sürecinin başlamasıyla, küresel talepte canlanma görülmesiyle artmasını bekliyorum. Ama şu nokta çok önemli Berfan, şu noktaya değinmekte fayda var. Siz de yayın öncesinde, benim bağlanma öncesinde konuşuyordunuz. İşte bu tür doğalgaz zammı gibi haberlerin enflasyon tarafındaki etkisini yakından takip edeceğiz. Yayın öncesinde bir hesaplama yaptım. İşte bizim enflasyon beklentimiz kaba tabiriyle ne? %40, yıl sonunda %40 seviyelerine ulaşması yönünde. Ben işte burada vergi düzenlemelerinin etkisiyle Temmuz'da aylık bazda enflasyonun %3 seviyelerine yakınsanabileceği bir şekilde geleceğini tahmin ettiğim varsayımı altında bile, yani diğer aylarda enflasyon aylık bazda en fazla %2'lik bir yükseliş göstermesi durumunda yıl sonu enflasyon %42 seviyesinde gerçekleşmiş oluyor. Yani bu süreçten sonra oldu da enflasyondan bir sapma oldu. Enflasyonun aslında yıllık bazda yıl sonunda beklenilen seviyelere ulaşılamayabileceğinde bir göstergesi olacaktır. Yabancı yatırımcı da bence bunu yakından takip edecektir. Bu taraftaki aslında zam haberleri enflasyon tarafına direkt olarak etkileyebileceğini de tekrar altını çizelim. Tabii yıl sonunda kış dönemi de yaklaşıyor. Aynı zamanda o tarafta da tekrar bir zam haberleri görürsek bu tür yıl sonu enflasyon beklentisinin biraz daha üzerinde bir gerçekleşme görebiliriz ki bu da tabii ki belki ek sıkılaşma tarafında faiz oranı olmasa da belli başka etkenler dahilinde Türkiye tarafında gözükebilir ki bu da Borsa İstanbul tarafında fazla da sanayi tarafında olumlu bir durum olmayacağını söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki. Bu özellikle Şimdi hakikaten enflasyon tarafı ilginç ve ben de mesela 8'indeydi zannediyorum bu enflasyon raporunu açıklayacak Merkez Bankası. Orada enflasyon hedefine ilişkin bir değişiklik yapıp yapmayacağını da merakla bekliyorum. Çünkü bunun da bir takım sinyalleri olacağını düşünmek mümkün. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bir de bu bizde şimdi Şebnem Turhan'ın haberi var. Kur korumalı mevduatta bir mutlu sona doğru deliniyor diye. Ben bir son dakika paylaşabilir miyim? Cumhurbaşkanı kararıyla kur korumalı mevduatta %5 ile 7,5 arasında stopaj geldi. Stopaj mı gelmiş? Stopaj aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları içinde uygulanacak. Bu böyle son dakika olarak paylaşılıyor. Evet, stopaj yoktu. Stopajla gelince herhalde o erime daha da hızlanacak zaten burada da. Ne dersiniz? Evet evet. Bunun yani etkileri şöyle, ne olur? Borsaya ve piyasalara. Ya bu kur tarafındaki özellikle kur korumalı mevduat tarafındaki ivme kaybı tabii ki Borsa İstanbul tarafına da yansımalarını arttıracaktır. Bu stopaj haberi de aslında Borsa İstanbul tarafı açısından iyi ama kur korumalı mevduattan çıkan yatırımcılar direkt olarak Borsa İstanbul'u düşünmüyor. Halihazırda baktığımız zaman alternatif getiri araçlarında yani şöyle Alkan Bey direkt olarak biz analist arkadaşlarla bir derleme yaptığımız zaman yani güncel mevduat faizi %50 seviyelerinde. Yani yatırımcı risk almadan %50 seviyesinde parasını değerlendirebiliyor. Ama biz şirket bazında bir derleme yaptığımız zaman işte bunu 12 aylık hedef fiyatla bir yatırımcıya sunduğunuz zaman %50 upside çıktığı zaman yani yatırımcı tarafında aslında şu söylem oluyor. Yani %50 ile mevduat faizi varken ben %50 ile niye hisseye gireyim? Yani riskli bir sektöre. Haklı mı? Haklı. Ama tabii ki burada da sektör bazlı ayrışmalara dikkate almak gerekiyor. Kur korumalı mevduat yatırımcısının da ana perspektifi riskten kaçan, olabildiği kadar düşük riskli yüksek getiri elde etmeye çalışan yatırımcı kitlesi. Borsaya yansıması tabii olur mu? Olur. Ama bence diğer enstrümanlar yönelimde borsaya nazaran biraz daha yüksek kalabileceğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki son dakika stopaj haberi de genel anlamda kur korumalı mevduatın sona ermesi ve diğer enstrümanlara yönelim açısından önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki sıcağı sıcağına bu son dakikayı da değerlendirmiş olduk. Çok teşekkürler Ahmet Deniz Yağbasan kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza aklınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Hakan Bey, Berfin Hanım. O zaman iyi yayınlar size. Çok